Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 5. sınıf matematik kitabının 127, 128 ve 129. sayfasındaki alıştırmaları cevaplayacağız. Ödevinizi yaptıktan sonra videoyu kontrol amaçlı izlerseniz daha faydalı olur sizin için. Bundan sonraki yüklenecek videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız Derse başlamadan önce kanalımıza ücretsiz abone olabilir ve zil simgesine basarak bildirimleri açabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. Beğendiğiniz videoları WhatsApp gruplarında, Facebook sayfalarında arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İsterseniz e, videoların altına görüş, öneri ve sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım hemen. Aşağıda verilen kesirlerle ondalık gösterimlerini eşleştiriniz demiş. Kesirimize bakalım. Onda bir. Yani önünde de bir tam olmadığına göre bunu ne diyeceğiz? Sıfır tam onda bir diyeceğiz ve burada ile eşleştireceğiz. Yüzde elli. Burada herhangi bir yine önünde tam olmadığı için sıfır tam yüzde ile bunu eşleştireceğiz. O da buradadır. Evet şu şekilde eşleştirelim. 14 on tam onda sekiz. Burada bir tam var bu defa. 14 on tam onda sekiz dediğine göre burayla eşleşir. 3 tam binde 726. 3 tam binde 726 buradadır. Böyle eşleştirebiliriz. Bin, 1000, binde e, 88 herhangi bir tam olmadığına göre 0 tam binde 88 diyeceğiz ve şu şekilde eşleştireceğiz. %5 herhangi bir tam yok gene 0 tam %5 diyeceğiz. Şu şekilde eşleştirebiliriz. 10'da 7 0 tam 10'da 7 olarak şöyle eşleştirebiliriz. Modellenen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız demiş. İkinci sorumuz A şıkkıyla başlayalım hemen. Şimdi burada iki tane tamımız var. Hemen iki tamı şöyle yazalım. Ve burada e, ne var? Bir e, bütün yüz eş parçaya ayrılmış. Kaçı boyanmış? Bakalım şöyle 10, 20. Tam olanlara bakalım önce. 30, 40 şöyle baktıktan sonra. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 kısmı boyanmış. 68'i boyanmış bu bütünden 100 eş parçaya ayrılıp. Şimdi bunu nasıl yazabiliriz? %68 şöyle kesir olarak yazalım önce. Sonra da ondalık gösteremini yapacağız. %68 evet. Eşittir. 2 tam. %68 dediğine göre virgülden sonra 2 rakam gelmesi gerekecek. Çünkü %2 sıfır var. 2 tam %68 şeklinde de yazarız. B şıkkına bakalım. 1 bütün 10 eş parçaya ayrılmış ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçası boyanmış. Bunu nasıl ifade ederiz? Herhangi bir tam olmadığına göre 0 tam 10'da 8 olarak bunu ifade edebiliriz. C şıkkına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 parçası boyanmış ve 10 eş parçaya ayrılmış bu. O zaman ne diyeceğiz? 0 tam 10'da 5 olarak bunu ifade edeceğiz. Ç şıkkına baktığımızda bir bütünün 1000 eş parçaya ayrıldığını görüyoruz. Bunu nasıl anlıyoruz? Şu kalın e, siyah çizgilerin her birinin arası 1000 par, 100 parçadır. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 e, şeklinde bunu sayabiliriz. Peki ne kadar boyanmış? Şimdi 100, 200, 300, 400, 500'ü boyanmış buraya kadar. Sonraki kısmını da ben saydım şimdi tek tek sayarak uğraşmayalım 92 de burada var 592 yapar ne demek bu Binde 592 Binde 592 bunu ondalık gösterim olarak nasıl yapabiliriz 0 tam herhangi bir tam olmadığına göre binde 592 dediğine göre virgülden sonra 592 Yazacağız Aşağıda verilen basamak tablolarındaki noktalı yerleri ipuçlarından yararlanarak uygun bir şekilde tamamlayınız ve bu ondalık gösterimleri tabloların altına yazınız demiş sorumuz. Şimdi bakalım basamak isimleri ondalık gösterim, basamak değerleri şeklinde bu şekilde alta doğru bir sütun var, yana doğru da yüzler, onlar, birler basamağı, onda birler, yüzde birler ve binde birler basamağı var. Noktalı yerlere dikkat edeceğiz. Boş yerlere bakmayacağız. Şimdi burada onlar basamağında 4 varsa basamak değeri kaç olur? 40 olur. Birler basamağında 6 varsa bunu ondalık gösterim şeklinde nasıl yazarız? 6 olarak yazarız e, tam kısmında. Şimdi ondalık kısmına bakalım. Ondalık kısmında onda birler basamağında 4 varsa bunun basamak değeri nedir? 0 tam onda 4 olarak ifade edilir. Yüzde birler basamağına bakalım. Yüzde birler basamağının basamak değeri 0 tam yüzde 6 ise buradaki yazılacak olan nedir? 6'dır. Nasıl okunur bu? 46 tam yüzde 46 şeklinde okunur. alta bunu okunuşunu yazabiliriz. Tekrar edecek olursak 46 tam yüzde 46. Evet yine tablomuz devam ediyor. Burada bu defa yüzler basamağında 4 varmış. Yüzler basamağında 4 varsa basamak değeri kaçtır? Bunun 400'dür. Onlar basamağında 8 var. Basamak değeri 80'dir. Basamak değeri 4 olan sayının birler basamağında 4 var demektir. Onda birler basamağında 3 varsa bunun basamak değeri nedir? 0 tam onda 3'tür. Yüzde birler basamağının basamak değeri 0 tam yüzde 4 ise basamak değeri 4 olur. Ondalık gösterimin okunuşunu yazalım şimdi de. 484 tam %34 olarak bu ondalık gösterimi okuyabiliriz. Aşağıda verilen ondalık gösterim okunuşlarını yazınız demiş sorumuz. Şimdi bakalım birinci ondalık gösterimiz 0 tam onda 9 yazalım hemen yanına. 0 tam onda 9. İkinciye bakalım. İkinciyi de 0 tam %24 olarak ifade edebiliriz. 0 tam %24. C şıkkına bakalım. Bu C şıkkında bu defa tam kısmında 24 var. E, yu, e, ondalık kısmında ise 909 var. Nasıl ifade ederiz? 24 tam 1000'de 909. Ç şıkkına baktığımızda tam kısmında 543 görüyoruz. E, virgülden sonra ondalık kısmında ise 1 var. Nasıl okuyacağız? 543 tam onda 1. 543 tam onda 1. Aşağıda okunuşları verilen ondalık gösterimlerden hangisi doğru yazılmıştır? Bakalım A şıkkına 0 tam 10'da 9 demiş. Evet A şıkkı doğru yazılmıştır 0 tam 10'da 9. Bu e, doğrudur şöyle yanına tik atalım. 0 tam 10'da 4 demiş. Hayır bu 0 tam 10'da 4 değildir. Bu 0 tam 1000'de 40'tır bu yanlıştır. 4 tam 1000'de 19 demiş. 4 tam %19'dur bu bu da yanlıştır. 4 tam %1 demiş. Hayır bu 4 tam 10'da 1'dir bu da yanlıştır. Ondalık kısmı 105 tam kısmı 16 olan ondalık gösterimi yazınız demiş şimdi tam kısmında 16 varmış sizi yanıltmasın 105'i önce söylemesi ne yapacağız 16'yı öne yazacağız yüzdelik kısmında ondalık kısmında ise 105 varmış onu da buraya yazacağız nasıl okuyacağız 16 tam binde 105 diye okuyacağız. Okunuşu 86 tam 907 olan ondalık gösterimin yüzde birler basamağındaki rakam kaçtır demiş. Şimdi okunuşundan hareketle önce ondalık gösterimizi bir yazalım. 86 tam dediğine göre tam kısmında ne var? 86 tam olan yere kadar onu yazalım önce virgül 1907 dediğine göre 907'yi de yazalım. Ondalık gösteriminin yüzde birler basamağındaki rakam kaçtır diyor. Burası birler basamağı, onlar basamağı. Onda birler, yüzde birler ve binde birler. Bize yüzde birler basamağında kaç vardır dediğine göre sıfır diye söyleyebiliriz. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerle ilgili ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş. Ee, bakalım şimdi onda birler basamağındaki sayının basamak değeri sıfır tam onda üçtür demiş. Sıfır tam üç, e, binde 374 e, ondalık gösteriminin onda birler basamağındaki e, sayının basamak değeri sıfır tam onda üçtür demiş. Evet bu doğrudur. 23 tam yüzde 45 tam kısmı 45'tir demiş. Hayır bu yanlıştır. Tam kısmı 23'tür. Bir tam binde 156. Binde birler basamağındaki sayının basamak değeri 6'dır demiş. Binde birler basamağı neresi? Onda birler, yüzde birler, binde birler. 6 var ama bunun basamak değeri 6 değildir. Nedir? 0 tam binde 6'dır. Birler basamağındaki o zaman buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. 85 tam 49 birler basamağındaki sayının basamak değeri 5'tir demiş. Evet birler basamağında 5 var ve basamak değeri 5 tane birlikten oluştuğu için 5'tir. Doğru diyeceğiz. 4 tam binde 44 yüzde birler basamağında 4 vardır demiş. Evet onda birler yüzde birler 4 vardır. Doğru. 14 tam yüzde 70. Yüzde birler basamağındaki 0 atılırsa sayının değeri değişmez demiş. Yüzde birler basamağında kaç var? 0 var. E doğru. 14 tam onda 7 ile 14 tam yüzde 70 birbirine eşittir. Sayının değeri değişmez. Doğrudur. 70 tam yüzde 7. Onda birler basamağındaki sayının basamak değeri onda 1'dir. 1 bölü 10'dur demiş. Onda birlere bakalım şimdi. Burası 10'da 1'ler burası %1'ler 10'da 1'ler basamağının basamak değeri 1 bölü 10 değil 0'dır. Onun için bu yanlıştır.